İstanbul'da düğün mevsimi yaklaşmışken son moda çok güzel bir konuyla devam ediyor. Mutlu evliliğin sırrı nedir? Boşanmaların temel sebepleri nelerdir? İşin uzmanından öğrendik. Nasıl mutlu bir evliliği sürdürebiliriz? Ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Sorularımızın yanıtını Selin Karacahennem'den öğreneceğiz. Selin Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba canım, iyiyim. Teşekkürler, siz? Teşekkür ederim, bizler de çok iyiyiz. Düğün mevsimi yaklaşıyor. Evet. Gençlerimiz evet demeye hazırlanıyorlar. Evet. Tabii bu süreç içerisinde de stresliler. Peki mutlu evliliğin sırrı nedir? Herkesin dediği gibi sevgi, saygı. Buna ben bir de empati ekliyorum. İnanın ki empati yoksa bilhassa kadınlarımızda, kızlarımızda çok büyük kayıp oluyor. Yani karşı tarafı çok iyi anlamak lazım. Neyi sever, neyi sevmez, neye hayır der, bunları bilirseniz durduğunuz yerde kavga çıkmaz. Siz başlamazsanız ya da karşı taraf diyelim ki erkek başladı, siz devam etmezseniz onun o arada hasta mı, aç mı, yorgun mu, bunları hesaba katıyoruz demesinler ki bana. Ay hep biz mi alacağız bunları alttan? Niye biz alıyoruz, niye onlar almıyor? Evliliği kadın idare ediyor. Bir kere, iki kere, iki, dört. Sevgi tamam. Ama sevginin biteceği zamanlar da gelecek bir zaman. Bitmese bile kanıksanacağı zamanlar. İşte ben diyorum ki devamlı müstakbel eşinizle ya da hali hazır eşinizle devamlı flört edin. Flörttür hadisenin esası. Düğün hazırlıkları esnasında aileler çok fazla devreye giriyor. Çok karışıyorlar. Ve istenmeyen sorunlar ortaya çıkıyor. Peki ne gibi önlemler almak gerekiyor? Annem böyle istiyor. Yok şu kadar bilmem ne takılacak, bu kadar yüzük takılacak. Her şeyi bence normal hudutları içinde tutacağız. Ben bunu isterim kelimesi güzel bir kelime değil. Evliliğin güzelliğine yakışmıyor. Peki boşanmaların en önemli, en temel sebepleri nelerdir? Cinsellik çok önemli. Hiç görünmez, hiçbir şekilde yokmuş gibidir. İsmi bile geçmez ama kahvenin köpüğü gibi. Şunu yaptın, şunu elledin, onu diye buraya koydun, senin anam benim babam derken hepsini böyle kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Ta orada çıkıyor. Yani eşlerin, bilhassa hanımların beylerine hayır dememesini istiyorum. Beni erkekleri koruyor, kadınları korumuyor diye almayın. Bahsettiğimiz konu A'dan Z'ye demeyeyim ama çok büyük miktarı kadına ait. Eşimize tabii ki hastayken yardım edeceğiz. Tabii ki onun uykusuzluğunu hesaba katacağız. Çocuk her ikimizin de. Ama zaten hemen çocuk yapmamak gerekiyor. Şöyle bir iki sene, üç sene gezin, eğlenin. Her hal ve şekilde birbirinizi tanıyın. Çocuk kaçmıyor zaten. Ay ben çok yaşlandım, ben geç evlendim. Benim hemen çocuk yapmam lazım. Ama sonra anlaşamadıysanız ne olacak? Evliliğinizin oturmasını bekleyin. Oturması. Ayrıca evlilik içinde çok hemen harekete geçmemek lazım. Minimum bir, maksimum iki diyorum ben. Yani üç olduğu zaman gerekenden fazla bir zaman harcıyorsunuz. Bunu da bu arada erkeklere fıslayayım. Bu da yani hani uzatan, bilin ki şunu, şeyleri uzatmaları oynuyor. Orada da bir problem var. İlişki terapisi de yapıyoruz. Evlilik ve ilişki terapisi birbirinden çok farklı değil ama ilişkiden itibaren göreceksiniz. Çok işim var. İşte şuraya gideceğim, misafirlerim geldi, gece yarıları ne kadar çalışacağım falan demeye başlıyorsa hemen aklınıza şu gelecek, beni çok rahat oyalıyor. Ve şunu bilin ki bütün kızlar evlenmek için flört eder. Ben evlenmeyi düşünmüyorum diyen kız şaka yapıyor katiyen. Erkek öyle başlamaz, öyle gezeyim tozum diye başlar. Evlenecek çiftlere söylemek istediğiniz tavsiyeler var mıdır? En önemli olarak neye dikkat etmeleri gerekiyor? Benim kitaplarımda yazıyor bunlar. Ne yapmak lazım, neye bakacaksın?
iyi midir, kötü müdür, nasıl anlayacaksın, nasıl flört edilir, nasıl elde tutulur. Bir sürü kızlar erkeklerin peşinde koşuyor. Onun için erkek milleti kolay kolay evliliğe hazır değil. Onun için bunlar için geleceksiniz, check-up'a gider gibi. Evlilik ilişki terapistine, ben evli değilim ki. İlişki yaşıyor musun? Evet. O halde ilişki terapisine gideceksiniz. Evlilik ve ilişki olacak. Şuna da dikkat edin. Ya psikoloji, ya psikiyatri, ya pedagoji kökenli olması lazım. Çok teşekkür ederim. Ben ağzınıza sağlık gerçekten Selin Hanım. Çok memnun oldum.